Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere biraz daha keyifli ve eğlenceli bir video olsun diye alışveriş ve markalardan gelenler videosu hazırlamak istedim. Şimdi hazırsanız videomuza hemen başlayacağız. Son zamanlarda yaptığım alışverişlerden bahsedeceğim size. Özellikle bu video içerisinde tabii ki sizlerin de ilgi alanı olduğu için makyaj ve cilt bakım ürünlerinden olan alışverişimi göstereceğim. Aynı zamanda bir de markalardan gelen PR gönderileri vardı. Onları da göstereceğim ki... İlerleyen videolarda hangi ürünleri kullanacağım, hangi ürünleri deneyimleyeceğim ya da sizlere hangi ürünlerden bahsedeceğim bunları görmeniz adına da bir ön bildirim videosu olsun diye. Şimdi hazırsanız videomuza başlayacağız. Başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine de basarsanız her hafta bu kanalda çarşamba ve pazar günleri düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça size de bildirim gelmiş olacak. Şimdi hemen alışveriş videomuza başlayabiliriz. Öncelikle alışveriş ürünleriyle başlayacağım. Sonrasında PR ürünlerine geçeceğim. O yüzden de alışveriş ürünleri içerisinde hem makyaj hem cilt bakım ürünleri olacak. Ardından tekrar PR ürünlerine geçeceğim. Onun içerisinde de yine hem makyaj hem cilt bakım ürünleri olacak. Son dönemde yeni çıkan ürünleri sizlerle inceleyebilmek adına Shorts, Reels ve YouTube videolarında bunlara yer verebilmek adına bazı alışverişler yapmıştım. Bazılarını belki izleyenler de olmuş olabilir. Şimdi bu video içerisinde toplu halde göstermiş olacağım ürünleri. Hemen önümde sıraladığım için ilk olarak bunlardan bahsedeceğim. Maybelline'in Sun Kisser serisi geldi. Gelenler arasından da ben öncelikle 1 ve 2 numarayı almıştım. 3 numarayı almıştım. Denemek adına bunları gördümden sonra 8 ve 9'un da geldiğini gördüm ve sizlerle uygulama videolarında da yer verebilmek adına 8 ve 9'u da aldım. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Aslında uygulamasını gösterdim videolarda ama merak edenler de olduğu için hem alışveriş hem de ürünler hakkında kısa açıklamalar olsun istiyorum bu videoda. Alışveriş ve alışveriş yapacak olanlara da bir fikir olması adına 1, 2 ve 3 içerisinden ilk aldıklarımdan en çok 1 numarayı beğendim. Zaten makyajlarımda da allığınız hangisi diye sorduğunuzda 1 numarayı da kullandım. Downtown Rush adındaki 1 numara rengini çok daha belli eden ama sıcak tonlu bir allık olduğunu söyleyebilirim. Bir önceki makyaj videosunda hatta uygulamasını yapmıştım. 2 numara biraz daha açık tonlu daha az kendi gösterirken 3 numara ise tamamen ışıltılı bir ton. Eğer ki içerisinde simler de olsun diyorsanız 3 numaraya bakabilirsiniz. 1, 2 ve 3 genelde somon tarafta böyle mercan, somon, şeftali, açık şeftali, kayısı renklerine yakın renklerde olduğunu söyleyebilirim. Pembeli tonlu değil daha çok sıcak alt tonlu renklerde kendini daha çok gösterebilir. 8 ve 9'a gelirsek eğer bunlar neredeyse bir highlighter bronzer highlighter arası ürünler olmuş. Bu son ikiliden de en çok 9 numarayı beğendim ben. Daha fazla kendini gösteren, daha böyle biraz içerisinde bronz yansımayla yaz makyajlarına gidebilen bir renk olduğunu düşünüyorum. Bir de şu var, bunlar bence karıştırarak da uygulamaya çok müsait renkler. Yani 1 ile 9'u karıştırarak uyguladığımda çok güzel bir yaz makyajı olduğunu söyleyebilirim. Seride ülkemize gelmemiş olan Kırmızı ve pembe renkler var. Umarım yakın zamanda onlar gelir. Çok heyecanla ben de denerim sizlere de göstermek adına. Benim beğendiğim, sevdiğim ürünler olduğu için bu yazda sıklıkla makyajlarımda kullandığım ürünler oldu. Benim favorilerime girmiş olan ürünler oldu. Sizlere de bu alışveriş videosunda bahsetmek istedim. Şimdi ardından bir tane daha allık aldım ben. Pop Beauty markasına ait olan bir allıktı bu. Işıltılı bir allık ve rengi çok güzel. Aslında bunun uygulamasını da yaptım ama yine görmeyenler de olabilir. Pembe tonlu fakat içerisinde ışıltıları da var. Yine böyle tüp şeklinde sıkarak ürünü uç kısma getiriyorsunuz. Ondan sonrasında uyguluyorsunuz. Şöyle bir rengi var. Çok güzel ışıltılı bir yansıması var. Ve yanaklarda da çok canlı görünüyor. Pembeden böyle biraz mercana bakan bir tonda. Yani hafif şeftaliye bakan bir tonda. Tam pes pembe değil o yüzden açık soğuk bir pembe değil sıcak bir pembe olduğunu söyleyebilirim. Bunu da çok beğendim ve kalıcılığı da oldukça güzel. Pop Beauty'nin bu Liquid Shimmer Blush olarak geçen allığı da beğenerek aldım ve yazında makyajlarda kullandım. Sevdiğim bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Başka bir allık highlighter ışıltılı ürünse Not Cosmetic'in geçen videoda yine sizlere söylediğim kargoda gelecek dediğim ürünüydü. 3 numaralı olanı yeni çıktı bunlardan. Bunun da rengi turuncu tonlu. Yine merak edenler için o da rengini göstermek istiyorum. Turuncu derken öyle güzel bir tonu var ki böyle daha çok bir kayısı rengi gibi şöyle bir rengi var. Işıltılı bir yansıması var. Eğer ki bu tonları allık highlighter olarak kullanmayı tercih ediyorsanız 3 numaralı olan notun bu drop highlighter adlı ürüne de bakabilirsiniz. Highlighter dese de bence bu bir allık yani ışıltılı bir allık olarak kullanmaya çok müsait. Kalıcılığı da altında teninizde güzel bir makyaj yaptıysanız eğer üzerinde oldukça dayanıklı bende. Bu şekilde notun da 3 numaralı olan ürünüydü. 1 numarasını daha önce sizlere paylaşmıştım. Pembe tonlu olanıydı. İkisi de benim favorilerimden ve yaz makyajlarının değişmezlerinden oldu. Ve alışveriş ürünü olarak da bunları da göstermek istedim size. Yine not demişken notta glowing skin olan bu 3 in 1 glowing skinini de almıştım. Bunu da hatta incelemesini sizlere hazırlamıştım. Healthy Skin her gün kullandığım ürünlerden bir tanesi. Glowing Skin ise birazcık daha ışıltılı bir e, tona sahip. Ama renk olarak açık koyuluk olarak derseniz eğer Glowing Skin'in rengi yani renk tonu daha açık fakat daha ışıltılı. Eğer ki yani daha açık tenliyseniz ve ışıltı seviyorsanız Glowing Skin olabilir. Eğer bir tık daha koyu, light'a bakan benim ten rengimde gibiyseniz o zaman bunu da kullanabilirsiniz. Veya ikisini karıştırarak alt alta üst üste istediğiniz gibi de kullanabilirsiniz. Glowing skin aynı zamanda makyaj sonunda hafifçe yüksek yerlere ışıltı da vermek adına kullanabilecek güzel bir ürün olmuş. Yazın parlak ten makyajlarını sevenler ikisini karıştırarak da rahatlıkla uygulayabilirler. Veya sadece Glowing Skin'i fondötenizin altına böyle ışıltılı bir baz gibi de kullanabilirsiniz. Ben her ikisinin de ciltteki duruşunu çok beğendim. Aynı zamanda SPF içerikli oldukları için de favorilerime giren ürünler oldu. Başka bir alışverişim de bugün makyajımda da gördüğümüz ürünler aslında. Flormar'ın yeni bir serisi çıktı. Festival Spirit adındaki bu seride bir tane allık paleti var. 5 tane de böyle çift taraflı ruj var. Rujların bir tarafları likit mat rujlar, diğer tarafları gloss yapıda. Gloss olan tarafı cam görünüm elde etmek için kullanabiliyorsunuz. Likit mat tarafta da genelde pembeli ve şeftaliye bakan tonlar kullanılmış. Oldukça güzel. Eğer bunları görmediyseniz bir önceki videoya giderek izlemenizi öneririm. Ben linki ekleyeceğim hemen. O videoda tek tek hepsinin uygulamasını yapmıştım. Hem bu allık paletini göz makyajı olarak da kullanmıştım. Allık olarak da kullanmıştım ve bunların rujlarına tek tek uygulamasını göstermiştim. Aynı zamanda seride bir de böyle bir e, tattoo liner, jel tatür liner olan kalıcı jel yapıdaki ışıltılı metalik görünümlü ve gümüş renkli olan 01 numaralı olan gözümdeki kalemi de uygulamıştım. Bunun farklı renkleri de var. Ben set olarak aldığımdan içerisine sadece bu renk çıktı ama başka renkler isterseniz, canlı renkler isterseniz pembe, mavi ve böyle turuncu rengi 3 tane mat renk olarak çıkarmışlar. Bunun dışında 2 tane daha böyle metalik görünümlü olan renk de vardı. Onlardan da bir tanesi sanırım mürdüm, bir tanesi daha bronz tonlu olabilir. Koyu renkler vardı. Onlar da biraz dikkatimi çekmedi değil ama set içerisinden bu çıktığı için bunu kullanmış oldum. Bu türde de bir kalem yoktu. O yüzden de güzel oldu aslında daha böyle yaz makyajlarında daha ışıltılı bir eyeliner kullanmak isteyenler bu gümüş rengi olana da bakabilirler. Bu seride aynı zamanda tırnaklarımdaki oje de vardı. Bunun farklı renkleri de var ama ben dörtlü set alıp rujları ek olarak aldığım için içerisinden çıkan mor ve ışıltılı tonlu ojeydi. Tırnağımda gördüğünüz şekilde metalik yansımalı. Metalik yansımalı ojeler biraz daha dayanıklı oluyor. Uzun süre tırnaklarınızda kalıyor. Çok fazla elleri yıkasak suya sabuna girse de yine de çok fazla çıkmıyor. Performansı yüksek olan bir oje olduğunu söyleyebilirim. Flormar'ın ojeleri zaten çok beğeniyorum. Bu ojenin de rengini oldukça beğendim ve böyle yanar dönerli geçişli mavili morlu çok güzel bir rengi de var. Farklı renkleri de vardı. Bu elimdeki 01 Purple Orchid olarak geçen rengi. Bunlar da Flormar'daki son seriden olan alışverişimdi. Bunun dışında bir de son dönemde yaptığım alışverişten aslında uygulamasını yaptığımız NYX'in Butter Melt vardı. Bunu da görmeyenler olmuş olabilir diye tekrardan göstermek istedim. Butter serisi ülkemize yeni geldi. Bunlar 02 numaradan başlayarak gelmiş bize. 0.1 gelmemişti. Benim elimdeki 3 numarası. Bu arada açar açmaz böyle Hindistan cevizi kokusu, vanilya kokusu geliyor. Birazcık böyle Physicians Formula'nın butter bronzerlarına benzeyen bir kokusu olduğunu söyleyebilirim. Ve kesinlikle dokusu böyle kaymak gibi. Elinizi sürdüğünüz zaman yumuşacık hissiyatı var. Bendeki 03 numarası Deserve Butter olarak geçen rengi. Güzel bir ton. Ben cildimde uygulamaktan da memnun kaldım. Ancak bunu uygularken Alt taraftaki makyajınızın da teninizde böyle toz ürünlerle yapılmış olması veya pudra ile sabitlenmiş olması lazım. Özellikle yazın krem ürünleri çok fazla kullandığım için ben üzerine toz ürünü geçtiğinde biraz yama yama durabiliyor. O yüzden altına bir pudra geçip pudranın üzerine uyguladığımda daha güzel bir sonuç elde edebiliyorum. Belki sonbahar döneminde daha rahat kullanırım. Bu ara kremsi ürünleri daha fazla kullanıyorum çünkü. Ama arzu edenler buna bakabilir. Kalıcılığı da güzel. Uygun bir fırçayla uyguladığınızda çok güzel dağıtarak kullanabiliyorsunuz. 02 numarası belki daha açık tenler için daha uygun olacaktır. 03'ü ben beğenerek kullanıyorum. Aynı zamanda far olarak da kullanmaya oldukça müsait bir ürün. Bir de son dönemde yeni çıkan ürünlerden Clean'in iki tane Tane ürününü aldım. Bunların da yine Reels ve Shorts olarak ekledim aslında videolarını. Clinique'in Black Honey serisindeki ürünler bunlar. Black Honey serisi demek çok da doğru olmuyor ama maskaralarından High Impact Maskara serisinde Black Honey renginde yani birazcık daha böyle mürdüm bordo arası o black honey'e özgü değişik renkte olan bir maskarası var. Bunun uygulamasını paylaşmıştım. Ben rengini çok beğendim. Çünkü genelde siyah maskara kullanıyorum. Çok fazla renkli maskara uygulamıyorum. Kahverengiler bir ara çok popüler olmuştu. Kullanmıştım. Ancak mavi de böyle arada denedim ama günlük makyajlarda hep siyaha elim gidiyor. Ve bu black honey'nin rengi çok daha doğal. Keskin olmayan bakışlar verdiği için de hoşuma gitti açıkçası. O yüzden de bu maskarayı günlük makyajlarımda da yazın. Da rahatlıkla kullanmaya başladım. Bir de Klinik Pop serisindeki Lip and Cheek olarak ama renk olarak da black honey tonunda böyle bir allık ve dudak yağı ürünü vardı. Bunu da yine paylaştım sizlerle. Bu ürün dudak yağı olarak çok güzel renk veriyor. Daha önceden gloss'unun uygulamasını da göstermiştim. Glossu bundan birazcık daha yoğun renk veriyor bende. Bu ondan biraz daha az renk veriyor. Fakat bu yanaklarda da beklediğimden daha yoğun bir renk performansı elde ettim bununla. E, ee, şöyle ki yanaklarda uyguladığımda birazcık daha yağ yapıdan dolayı yani adı zaten oil olarak geçtiği için yanaklarımı uyguladığımda normalde krem allıklardan veya likit ama cildinize yedirdiğinizde böyle bir anda yokmuş gibi o hissiyatta olan allıklardan daha yapışkan bir dokuya sahip oluyor. Fakat rengi kalıcılığı oldukça güzel onu söyleyebilirim. Uyguladıktan sonra uzun bir süre yanaklarımda kaldığını gözlemledim. Yani hiçbir yere uçmadı kaçmadı. Ama saçlarınız açıksa dışarıda rüzgardaysanız rüzgardan estikçe o saç telleriniz hafif yapışabiliyor. Çünkü o oil yapı olduğu için dediğim gibi yağlı yapı olduğu için. Dudaklardaki performansını daha başarılı buldum. Yanaklarda renk olarak güzel ama o yapışkanlığı çok fazla sevmiyorsanız Yanakta kullanımda belki bir tereddüt olabilir diye düşünüyorum. Yine de ürün olarak oldukça başarılı buldum. Rengi de güzel, ambalajı da çok şık. Arzu edenler bu tür ürünleri denemek isteyenler için bu ürün hakkında da bilgi vermek istedim. Clinic Pop Lip and Cheek Oil adındaki, Black Honey adındaki ürünü de yine alışveriş ürünlerimdendi. Son dönemde paylaştım ve rengini çok beğendim. Başka renklerini de denemek istediğim bir seri var. Deborah Milano'nun bu ruj serisi. Böyle parlak ambalajlı, gold ambalajlı olan rujlarından elimdeki 03 numaralı olan Rosetto Milano Red olarak geçen serinin 03 numaralı olan sanırım Apricot'lu bir ismi vardı yazarım yine aşağıya açıklama kısmına 03 numaralı SPF'i de 15 olarak bulunan böyle bir ruj kullanmak istiyorsanız bakabileceğiniz çok tatlı bir rengi var ben bu rengi çok beğendim. Yaz'a da çok uygun bir renk olarak gördüm. Farklı renklerini de deneyeceğim. Yapısı böyle saten kremsi, aydınlık bitişli, güzel görünen, konforlu rujlardan. Aynı zamanda bunu allık olarak da kullanmayı oldukça konforlu bulduğumu söyleyebilirim. Yine dediğim gibi Deborah Milano'nun bu serisine bakılabilir. 03 benim favorilerimden oldu. Diğer renkleri de en kısa zamanda alıp deneyeceğim. Son dönemde bir indirim dönemi vardı ve böyle ruj indirimi gibi bir indirim olmuştu. Dolayısıyla da ben de Gratis'ten bu şekilde rujları sizlerle birlikte de denemek adına çok uygun fiyatlı görünce elimde olmayan ve denemem istenen bazı rujları almak istedim. Bunlardan son dönemde Light'ın çıkan böyle Gloss serisi vardı. E, 4 tane rengini buldum. Daha fazla var mı bilmiyorum ama benim baktığımda mağazada 4 tane rengi vardı farklı. Light'ın Lip Gloss olarak geçen serisi. Anisty olarak bir rengi var. Onun dışında Hibiscus rengi var elimde. Bir tane Halo rengi var. Bir tane de Wonder rengi var. Dört tane renk hiç denemedim. Bunların denemesini çekeceğim. O yüzden aldım. İndirim kampanyasında da aldığım için baya benim için de ekonomik oldu aslında bakarsanız. Çok ürün denediğimden. Bunlar denenecek. ilerleyen videolarda gelecek. O yüzden renkleri göstermiyorum. Sürpriz olsun diye. Aynı zamanda bir de Lighton çok uzun zamandır denemeyi istedim. Bu kalem rujları vardı. Web sitesinden alacaktım bunları. Fakat bu indirimde mağazada denk gelince koşa koşa hemen gidip bunları kaçırmayayım, alayım dedim. Sizler için de tüm renkleri denemek istedim. Çünkü tüm renklerin testerları olmuyor, deneyemiyoruz. Bazı mağazalarda oluyor, bazılarında olmuyor. Renkleri merak edenler oluyor. Ben de ruj videolarını sevdiğinizi bildiğim için bu 6 tane rengin hepsini aldım. Hepsini birlikte sizlerle deneyelim istedim. Bu ambalajlarla ilgili bir sıkıntım var. E, ambalajları açıp üzerine çıkardığım zaman jelatinini... İsimlerinin yapışık olduğu stickerlar da gidiyor ve üzerinde de hiçbir yerine isimlerini veya numaralarını yazmamışlar. Benim için üzerinde numarası ve ismi olması çok önemli bir şey çünkü soran olduğunda tekrardan üzerine bakıp okuyup ne olduğunu anlamam gerekiyor. O yüzden de ayırt edebilmek için hangi renk olduğunu anlayabilmek için stickerları tekrardan bantlayarak kapak kısmına yapıştırdım ki bu şekilde isimlerini de sizlere söyleyeyim diye. Umarım bundan sonraki ambalajlarda en azından üzerine bir yerine ya da alt kısmına bir yere bu isimlerini, numaralarını yazarlar. Böylece bizim için de çok daha kullanışlı olur diye düşünüyorum. Light'ın bu kalem rujları da oldukça uygun fiyata aldıklarımdan da altı rengini de alışveriş olarak bu videoya eklemek istedim. Bir de Light'ın elimde daha önceden olan bir tane ruju vardı bu seriden. Bunlar yine... Saten dokulu olan serisi, parlak bitişli olan serisi. Dusty Nude olanı benim elimde olan rengiydi. Dört tanesini daha aldım indirimde yakalamışken. Daha farklı renkleri var mı bilmiyorum ama dört rengini aldım. Bunlardan da elimdekiler Bare Pink, Dried Rose, Fall Breeze ve aynı zamanda bir de Rusty Brown adındaki dört rengini de aldım. Ve elimdeki bu zaten bende olan Dusty Nude birleştirerek 5 tane rengi de gösteren sizlere böyle bir videoda hazırlamak istiyorum. İlerleyen videolarda Shorts ve Reels olarak göreceğinizi söylemek istiyorum. Hatta yakın zamanda hemen eklemek istiyorum ki sık sık indirimler oluyor. Bu indirimlerden de en azından doğru şekilde faydalanabilmek isteyenlere faydalı bir video olsun diye. Bir de son olarak ruj alışverişi olarak bu seri çok merak ediliyordu. Lütfen bunları inceler misiniz diye hem Instagram'dan hem de YouTube'dan çok mesaj aldım. Flormar'ın yeni çıkan bu Shine Kiss Me serisi var. aslında Kiss Me serisi mat olarak vardı ama bu likit ve aynı zamanda parlak görünümlü olanlarda yine denemem istenen seriydi. Ben de o yüzden 5 tanesini bu ruj indiriminde yakalayıp almak istedim. Çok uygun fiyata düşmüştü çünkü fiyatları. Hangi renkleri aldınız? Hangi renkler gelecek denemek üzere diye soranlar için hemen söyleyeceğim. 02 numaralı Apricot Marmalade adındaki tahminimce böyle birazcık daha yine şeftali tonlu olacak belki kayısı tonlu olacak bir renk var. Ee, onun dışında 05 numaralı Bare Beauty adındaki bir rengi var şöyle renkleri bu da herhalde nude tonlu. E, 04 numaralı Fall Rose adında bir renk var. Bu da nude pembe olması lazım. Gül kurusu tonlardadır. E, 09 numaralı Coffee Talk adında bir renk var. Bu da kahve tona bakan bir nude olmasını hayal ediyorum. Ve 11 numaralı da kendi rengini aldım. Kırmızıları da merak edenler için bir de kırmızı denemesi olsun diye. Her tondan olmasına özen göstererek bu kadar aldım. Farklı renkleri daha var ama tüm seriyi almam mümkün değil de tahmin edersiniz ki. 5 tane rengi de yine farklı nude tonları, kırmızıyı ve yine böyle birazcık daha turuncuya kaçan renkleri deneriz diye farklı skalalardan olsun diye bu şekilde almayı uygun gördüm. Bunlar da dediğim gibi makyaj alışverişimdendi. Şimdi gelelim birkaç tane de böyle cilt bakım alışverişim vardı onları göstereyim size. Tatil sırasında yaptığım bir alışveriş oldu bu. İki tane güneş kremi aldım. Bir tanesini kullanmaya da başladım hatta. Bunlar e, Watson's'tan yaptığım alışverişler. What's Wrong Help Cicaderm adında. Frudia'nın bir güneş kremi. Bunun yapısını çok beğendim. Ben kullandım yani hala da kullanıyorum şu anda. İnce yapılı ama parfüm içeriyor birazcık. 50 artı SPF ve pH 4 artısı var. Yeni nesil filtrelere sahip olan bir ürün. İnce yapılı ve beyazlık bırakmıyor. En güzel tarafı da bu oldu. Çok konforlu ve rahat uygulayabildiğim bir ürün oldu. Yüzümde böyle ekstra terleme yapmayan bir ürün oldu duruşunu çok beğendim. Makyaj altında bir baz görevi gören bir üründü. Aynı zamanda mağazada çalışan tarafından da çok güzel bir ürün diye övüldüğü için ki biliyordum zaten güzel bir ürün olduğunu. Zaten almayı da düşünüyordum. Bunu mutlaka alın diye övdüğü için teşekkür ediyorum kendisine. Bunu da tekrardan listeme ekledim ve hemen alışveriş sırasında indirimde varken almak istedim. Bu da Banila Co markasının Hello Sunny Aqua Sun Essence adındaki ince yapılı, yeni nesil filtreli essence kıvamında olan cildinizde ağırlık yapmayan Güzel bir bitişe sahip olan güneş kremi bunu zaten arkadaşımdan denemiştim o yüzden biliyorum yapısını ama dediğim gibi hani indirim dönemini bekliyordum indirimde de mağazada denk gelince bunu da almış oldum bu da alışverişimden bir tanesiydi. Aynı zamanda yine güneş krem alışverişi aslında size gösterdim uygulamasını da yaptım bu The Sign markasının Jeju Fresh Aloe adındaki güneş kremini iki tane aldım çok uygun fiyata düşmüştü bu bir kampanya döneminde flash indirime girmişti. Flash indirimden, Trendyol'dan bunları iki tane olarak aldım. Tatilde hemen açıp kullanmaya başladım. Bunu zaten bitirmek üzereyim. Şu anda çok az kaldı içerisinde. İnce yapılı ağırlık yapmayan harika bir güneş kremi. Eğer Kore cilt bakım ürünlerine meraklıysanız bakabileceğiniz bir marka. İçeriklerini de beğendim. Ciddeki uygulaması da güzel. Bunları da dediğim gibi indirimli olarak almış oldum. Zaten sık kullandığım ürünlerden olduğu için de bu video içerisine ekleyerek sizlere de bahsetmek istedim. Bir diğer güneş kremi alışverişim yine bu Marudermin C vitamini olan güneş kremi oldu. Bunu da kullandım. Yapısı birazcık bir tık daha yoğun geldi cizime. Daha önceden gösterdiğim ince yapılar gibi olmadığı için aşırı sıcaklarda biraz cildime böyle yoğun geldi açıkçası. O yüzden sonbahar dönemini bekleyeceğim bunu tekrardan kullanmaya başlamak için. Ama dokusunu cildime uyguladığım zaman beğendim. Sadece aşırı sıcak ve nemde cildimden birazcık daha böyle bir ter kusmayı sağladığı için. O yüzden sonbahar dönemi, kış dönemi belki bunu kullanmak için benim cildim için daha uygun olacaktır. Onun dışında herhangi bir ürüne bağlı cildimde bir sıkıntı yaşamadım. Sadece dönemsel olarak sıcağın birazcık daha geç geçmesini bekleyeceğim bunu kullanmak için. Aynı zamanda Dr. Circle'ın çok sevdiğim bu iki tane bir arada olarak ürününü aldım Korendi'den. Bunlar da Hyal Riyut Moist Sun adındaki güneş kremleri. ince yapılı güneş kremleri. Günlük kullanıma, yazın kullanıma çok uygun olan güneş kremleri. İçerisinde farklı moleküler ağırlıkta hyaluronik asit bulunan, çok fazla farklı moleküler ağırlıkta hyaluronik asit bulunan, sanırım yanlış söylemeyeyim 11 farklı Hyaluronik asit olması lazım. Aşağı yine açıklamaları da yazarım. Bunların dışında Dr. Circle'ın iki tane daha aldım. Bir tanesi bitmek üzere yarının da altına indim. Onlar da Sika Regen adındaki güneş kremleri 100 mililitrelik boyda. Onları da ikili olarak almıştım. Yüzde ve vücutta aile boyda kullanabiliyorsunuz. Çok konforlu ürünler. Tatilde de yine hem yüz hem vücutta kullanarak beğendiğim ürünler oldu. Bunlar da yüz için daha çok kullanacağım ürünler olacak. Henüz açıp kullanmadım ama bu seriden zaten daha önceden bitirip kullandığım için biliyorum ürünleri. Yine yedeklediğim indirimden aldığım ürünlerden olmuş oldu. Evet bunlar da benim alışverişim hem cilt bakımı hem de aynı zamanda makyaj ürünlerini gösterdim. Şimdi de sırada sizlere bazı PR gönderilerinden gelen ürünleri göstereceğim. Marka bazında sırasıyla gideceğim, ürün bazında değil ki daha kolay anlatabilmem açısından. İlk önce göstereceğim ReShlab'tan bu iki tane ürün geldi denemem için. Bunları açıp kullanamadım henüz ama deneyeceğim, çok da merak ediyorum. Lab'in Daily Watery Sun Cream adındaki güneş kremi, yeni çıkan güneş kremi. Daha önceden sarı olanı denemiştim geçen yıl. O birazcık daha böyle içerisinde mineral filtreler de olduğu için hafif bir beyazlık bırakarak yoğun yapıda gelmişti bana. Bakalım bu nasıl daha ince yapıdaysa daha çok beğenebilirim diye düşünüyorum. SPF artı, PA'sında 4 tane artısı var. Henüz açmadım, denemedim. Denediğimde zaten ilerleyen videolarda görürsünüz uyguladığımda. Diğeri de Airy Waterproof Sun Stick olarak geçen SPF artı, PA'sında 4 artısı bulunan Stick Sun koruyucusu yenileme ürünü olarak makyaj üzerine veya gün içerisinde çanta taşıyıp bunları gün içinde makyaj yapmasam bile Bazen daha kolay uygulandığı için çeşitli ortamlarda bunları uygulayabiliyorum. Bunları deneyeceğim. Denedikten sonra da yine sizlere de yorumlarımı paylaşacağım. Onun dışında... Glowy Kozmetik'ten ürünler gelmişti. Bunlardan da Glow Queen olarak geçen bu renkli ten ürününü denedim. Oldukça da beğendim. Hatta bunu paylaşmıştım da Instagram üzerinde yine. Broad Spectrum Sunscreen olarak yazıyor. Hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruyucu fiteler içeren bir güneş kremi. SPF 50, PA'sında da 4 tane artısı bulunuyor suya dayanıklı filtrelere de sahip. Yapısı incecik uyguladığınızda da çok güzel duruyor ciltte. Benim cildimde renk olarak koyu bir ton gözlemlemedim. Özellikle yazın bu tür renkleri kullanmayı da seviyorum ben. Uyguladığımda da cildimin üzerinde parlak bir bitişi vardı. Bir tek bu ürünü deneyebildim henüz. Oldukça da beğendim ince yapılı olmasından dolayı. Diğerlerini de uyguladıkça sizlerle de bilgi olarak paylaşacağım ama hangi ürünler var onları söyleyeyim. Bir tanesi bunlardan Reprotect Sun Mist adındaki ürünü şöyle açarak da göstereceğim. Bu şekilde bir ambalajda. Bu yine içerisinde LRT SPF ve 4 artısı bulunan Öncelikle üzerinde söylemiş belirtmiş çalkalayarak çok iyi çalkalayarak kullanmak gerekiyormuş. Bir nevi mist bu ama güneş koruyucu mist. Güneş koruyucunuzu tazelemek adına kullanılabilir bir ürün. Parlak da bir bitişi varmış. Böyle ışıltılı parlak bitişi olan ürünleri yazın seviyorum. Denedikten sonra yine yorumlayacağım sizlere bunu. Yine Glowin'in Tinted Correcting Brightening Eye Cream adındaki bir göz kremi var. Bu da içerisinde SPF 30 bulunan UVA UVB ışınlarına karşı koruyucu olan bir göz çevresi ürünü bu. Hem hem göz çevrenizin koyu halkalarının birazcık daha eşitlenmesi adına kullanabileceğiniz bir concealer görevi görüyor. Hem de aynı zamanda bir nemlendirici krem gibi etkisi de var. Eşitliyor. E, bu anlamda beğendim. Makyaj olarak da yine kullanıp deneriz sizlerle ilerleyen videolarda da. Bu ürünün kullanımını da görmüştüm ve oldukça da merak ediyorum. Göz çevresini bakalım nasıl eşitleyecek? Renk tonu eşitlemesine nasıl yardımcı olacak? Görmek istiyorum. Parlak, aydınlık bir göz çevresi için hepimizin istediği. Umarım güzel bir üründür. Onun dışında yine Glowy ürünlerinden Glow Drops adındaki Ultimate Glow Brightening Makeup Serum. Makyaj serumu olarak makyaj öncesinde kullanılabilecek böyle bir serum var. Ambalajı çok şık gözüküyor. Ee, bir tane Magic Lip Treatment adında bu şekilde bir ürün. Dudak bakım ürünü bu da. Yine makyaj altında ve cilt bakım ürünü gibi de kullanılabilir. Bir dudak balmı sanırım. Bunu da deneriz, uygularız. Bir de aynı zamanda şöyle bir Glow Boosting Gel Moisturizer adında nemlendirici, aydınlık bitişli bir ürünü de çıktı. Bunu da deneyeceğim. Işıltı veren jel nemlendirici olduğunu söylüyor. Cildinizi daha aydınlık, daha parlak göstermek adına. Bunları henüz açık kullanmadım. Kullandığım ürünler var çünkü rutinleri onlardan böyle hemen hepsini her ürünü bir anda kullanamıyorum. Biraz araya zaman girdikten sonra bir ürünü deneme süresi bittikten sonra ardından diğer ürünlere yer verebiliyorum. Sırası geldikçe bu ürünleri de deneyeceğim ve sizlere bilgisini de vereceğim. Bir de unuttuğum Glowin'in Glow Fix adında bir ürünü varmış. Bu da makeup setting spray olarak geçiyor. Onu da hemen göstereyim. Çok da büyük bir ambalajı var. Kocaman bir ambalajı var. Cam şişede Make up setting spray ama aynı zamanda içerisinde ışıltılı simler var. Yani böyle iyice çalkalayıp uyguladığınızda Evet, makyajınızı veya vücuda da uygulanabilir bence. Bu böyle parlak görünüm için omuzlarınıza, dekolte bölgenize, bacaklarınıza sürebilirsiniz. Parlak görünümlü bir e, bitiş istiyorsanız eğer ister makyajınızın üzerine, ister vücut spreyi olarak da kullanılabilir. İçerisinde gold böyle bronz türünde e, çok güzel aydınlık parçacıklar var görünüyor minicik. Bunlardan başka Luxera Paris markasından bir PR paketi gelmişti. Yine içerisinde bir tane güneş kremi var. Bunu deneyeceğim. Clean Care Protect olarak yazan 50 artı SPF'i bulunan hibrit güneş kremiymiş. Hem kimyasal hem mineral filtreler bulunan bir nemlendirici etkili güneş kremi. Bunu deneriz. Aynı zamanda arbutin içerikli olan, %2 alfa arbutin içerikli olan serumu gelmiş. Bunu da denerim. Kullanmadığım ürünlerden bir tanesi. Bir de hyaluronik asit serumu var. Yine bunları da denedikten sonra sizlerle paylaşacağım. Pew Kozmetik'ten ürünler var. Bio Kozmetik'in daha önceden denediğim, bitirdiğim Skin Cleansing Gel, karma ciltler için olan jel yapıda olan yüz temizleyicisi. Bunu zaten bitirmiştim, kullanmıştım. Aynı zamanda yine Anti Irritation Cleansing Oil'i gelmiş. Bunu yeni ürünlerden hiç denemedim. Yüz temizleme yağı bu. Aynı zamanda bunu bence vücutta da kullanabiliriz diye düşünüyorum. Oldukça büyük bir boyda. Niacinamid, aloe vera ve marula yağı bulunuyormuş içerisinde. Bunu denerim elimdeki ürün bittikten sonra. Anti Dark Spot and Tone Perfecting. Cream adındaki yine leke ciltlerinde kullanabileceği bir nemlendirici krem var. Bunu zaten kullanmıştım. Beğendiğim ürünlerden bir tanesiydi. Bahsetmiştim de eski videolarda vardı hatta. iki tane de Pure Kozmetik'in yeni ürünlerinden var. Bunları da denemedim henüz. Ağız bakım ürünlerinden bunlar. Bir tanesi aktif karbon içeren içerisinde diş macunu. Diğeri de dişleri beyazlatacak diş parlatıcı toz olduğu söyleniyor. Yine bunda da aktif karbon bulunuyormuş içerisinde. Aktif karbon diş temizleme tuzu olduğu söyleniyor. İkisini deneyeceğim. Bakalım dişleri beyazlatma etkisi nasıl? Bunun hakkında da yine ilerleyen videoda denedikten sonra sizlere bilgi veririm. Bir PR paketi de Mia Klinika'dan geldi. Daha önceden sizlere çok anlattığım ürünleri vardı. Sleeping Mask'i daha önceden kullanmıştım ve oldukça beğenmiştim. Hatta jel yapıda olduğu için ben bunu Foreo Bear'le de kullandım size söylemiştim. Çünkü içerisinde bulunan içerikler Foreo Bear'le kullanmaya da oldukça uygun olduğu için kullanıyordum. Bunu da devam edeceğim kullanmaya. Çok beğendiğim bir ürün bu. Güzel de nem veriyor cilde. Yeni kullanmadığım, denemediğim ürünlerinden de göndermişler. Teşekkür ediyorum bunlar için de. Bir tanesi Barrier Repair Sunscreen adında bariyer onarıcı bir güneş kremi var. 50 artı SPF'i bulunan. Aynı zamanda Anti Blemish Cream yani lekeli ciltlerin kullanabileceği bir nemlendirici kremi var. Bir tane de Collagen Intensive Mod Moisturizing Eye Cream adındaki kolajen içerikli olan göz çevresi bakım kremi var. Bunu da deneyeceğim. İki tane de yaz parfümlerinden var. Bunlar vücut misti ve aynı zamanda saç parfümü olarak kullanılan ürünler. Bunlardan zaten turuncu renkli olanı merak ediyordum ve almak istiyordum. Mangolu ve Hindistan cevizli. Şeker gibi kokuyor aslında. Çok böyle tatlı bir kokusu var. Daha çok böyle Biraz deodorantlarda olan kokuya benzer, dediği gibi tam böyle vücut mistlerinde olan kokuya benzer bir parfüm. Aynı zamanda pembe olan da vanilyalı ve şekerli. Bu da böyle gerçekten şey pamuk şeker gibi kokuyor. Çok güzel şekerli ve vanilyalı güzel bir kokusu var. Tatlı bir kokusu var. Yine gençlerin de kullanımına uygun olacaktır diye düşünüyorum bunlarda. Bir tanesi Pink Lady, diğeri de Beach Lady olarak geçiyor. Bunlar da PR gönderisi olarak gelenlerde. Bir de son olarak Rossmann'dan bir paket gelmişti. Bunları da bir videoda incelemek istiyorum makyaj videosunda. Rival de Loop markasına ait olan Luminizer ve Highlighter olarak geçen böyle ışıltılı bir ürünü göndermişler. Face and Body Shimmer Gloss olarak geçiyor bu. Aynı zamanda daha önceden kullanıp çok beğendiğim dudak yağlarından var. Rival de Loup'un. Bu elimdekini ben kullanmamıştım. Rosa olanı. Ben bunu turuncu renkli olanı kullanmıştım. Böyle aydınlatıcı bir allığı var. Bu da Oil Infused Blush olarak geçen ürünlerinden. Bunu da deneriz. Daha önceden kullanıp eski videolarda da paylaştığım Marshmallow pudrası var. Çok güzel kokuyor. Gerçekten böyle tam bir pamuk şeker kokusu var bunda da. Ayrıca şöyle bir de lip liner göndermişler. Yine Rival Loves Me markasına ait olan 2 numaralı Parisian isminde bir dudak dudak kalemi var. Rival Loves Me'nin eyeliner'ı var. Ucunu açmadım henüz hava almasın kurumasın diye. Rival de Loup'un Brow Styler adındaki kaş sabitleme jeli var. Ve bir tane de böyle ışıltılı bir oje çıktı. Çok güzel bu tür ışıltıları zaten seviyorum. Bunu da denerim. E, Glaze and Shine Rival de Loup markasına ait olan bunun da numarasını da söyleyeyim. 04 numaralı olan rengiymiş. Pembe ve içerisinde minik minik glitter'lar olan bir renk. Bunlar için de çok teşekkür ederim. Bunlar da benim sizlere göstereceklerim. Hem alışverişlerimden hem de son dönemde gelen PR gönderilerinden sizlere bahsetmek istedim ki bundan sonraki videolarda, uygulamalarda bu ürünleri göreceğinizi de böyle bir ön gösterim olarak sizlerle paylaşmak adına. Umarım beğendiğiniz, umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur bu video. Kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine de basarsanız her hafta bu kanalda çarşamba ve pazar günleri düzenli olarak yeni yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bildirim gelmiş olacak. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.